Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle Oğlak Burcu'ndaki yeni ayı konuşacağız. 23 Aralık'ta e, Cuma günü e, yılın son yeni ayı da gerçekleşiyor ve bu yeni ay gerçekten çok hareketli, girişken, e, cesur e, ve pek çok şeyi tetikleyen, yenileyen bir e, atmosfere sahip. Çünkü... Zaten yeni ay e, kış mevsiminin de başlangıcına çok yakın e, gerçekleşiyor. Güneşin Oğlak burcuna geçmesi biliyorsunuz kış mevsimi aynı zamanda ve bu yeni ay 1 derece 32 dakika yani Oğlak burcunun ilk derecelerinde böyle ilk derecelerinde olan temalar hep böyle tazelik, gençlik, yenilik, biraz e, hareketlilik ve saflık dahi gösteriyor olabilir. Fakat daha da ilginci bu yeni ay haritasında Koç burcu yükseliyor ee, hem İstanbul'a göre hem Ankara'ya göre ve daha daha da ilginci yine bugünlerde Jüpiter'in aynı zamanda Koç burcuna girdiğini görüyoruz Jüpiter de 0 derece Koç burcunda duruyor bu da tabi Öncü burçların biliyorsunuz sıfır dereceleri dünyasal anlamda ifadeleri bakımından çok dikkat çekicidir. Dolayısıyla Jüpiter'in getirdiği Koç burcunda getirdiği temalar nedir bunlar? Cesaret, yenilik, liderlik, kendine güvenme, bir şeyleri böyle çünkü Koç burcu yeniden doğmakla alakalıdır. Bir şeyleri böyle harekete geçirmekle alakalıdır, başlangıçlar yapmakla alakalıdır. Dolayısıyla sizler de zaten şimdi e, yeni haritasında da görüyorsunuz oğlak burcunda da bir böyle bir stelyum var onuncu evde e, son derece e, hareketli girişken odaklı olduğumuz bir dönemde olduğumuz anlaşılıyor bu genel olarak işte 7 ocağa kadar ama özellikle de bu yılın son günleri de bunu daha fazla e, yaşayacağız Tabii ki bu oğlaktaki stelyum aynı zamanda işte siyasette yöneticilerle ilgili konularda, devleti ilgilendiren konularda, sorumlulukları ilgilendiren konularda da hızlı bir dönemin olduğunu oldukça dikkat çekici koşulların olduğunu gösteriyor. Bizler de oğlak haritamızda hangi burçtaysa o evin konularında bir hareketlilik, bir şeyleri yenilemek, değiştirmek biraz kendimizi daha fazla ortaya koymak isteyebiliriz. Yeni aylar tohum gibidir. Böyle toprağa ekilen tohum gibidir. Dolayısıyla bu dönemde yaptığımız başlangıçlar, attığımız adımları önümüzdeki dönemde sonuçlarını da almaya başlayacağız. Ama bu dönemde bu oğlaktaki birikim dediğim gibi biraz sorumluluklara, ciddiyet gerektiren konulara, biraz böyle otoriteyle ilgili konulara, daha çok Bizi biraz da göreve çağıran konulara, ciddi olmaya, göreve çağıran konulara da işaret ediyor. Çünkü biliyorsunuz Oğlak hep böyle kış burcu olarak düşünüldüğünde hep biraz böyle kısıtlamaların, ciddiyetin, gerçekçiliğin de ağır bastığı bir burçtur. Ancak haritada Koç'un yükseliyor olması ayrıca bu dönemin ne kadar hareketli ve girişken olduğunu, cesur davranabileceğimizi kendimize güvenebileceğimizi şanslı olduğumuzu da gösteriyor. Fakat Mars biliyorsunuz bu dönemde geri harekette yani yükselen koç olarak baktığımızda Mars geri harekette ve hatta Mars uzun zamandır bu hareketinde deklinasyon sınırlarının da ötesine geçmiş ki biz ona işte İngilizce out of bounds deniyor yani sınırları aşmış durumda deklinasyon sınırlarını aşmış daha vahşi daha e, iddialı daha kontrolsüz davranma durumunda Dolayısıyla bu dönemde birtakım işte sarf ettiğimiz sözler, konuşmalar, e, belki tartışmalar, çekişmeler. yani iletişim alanında konuşma alanında biraz kendimizi kontrolsüz de bulabiliriz. Bu yönümüz belki biraz bize sıkıntı çıkarıyor olabilir bunlara biraz daha şey yapmak lazım daha dikkatli yaklaşmak lazım ama hani e, bu dönemin özellikle bu öncü burçlardaki vurgu bizi mutlaka bir aksiyon almaya öne çıkmaya cesaret göstermeye de yöneltiyor bunun yanında bu dönemdeki açılara baktığımızda e, bugünlerde işte 25 Aralık civarında 28 Aralık civarında, Merkür'ün Neptün'le, Venüs'ün de Neptün'le güzel açılarının olduğunu görüyoruz. Bu günler, bu arada çanlarımız çalıyor, şimdi bu günler yaratıcı çalışmalar açısından, ilham veren çalışmalar açısından daha böyle hareketli olabilir, yaratıcı enerjileri daha kolay kullanabiliriz bir tasarımla ilgili bir konu, aynı zamanda ilişkilerle ilgili bir konu, biraz böyle idealize ettiğimiz konulara daha iyi anlatabiliriz. Duygularımızı, sözlerimizi daha iyi ifade edebiliriz. Biraz Neptün'ün getirdiği bir yumuşama, dream etme, hayal etme ihtiyacının da olduğu gözüküyor aynı zamanda. 29 Aralık özellikle dikkat çekici. Şimdi 29 Aralık'ta Merkür geri harekete başlayacak. Merkür bu dönemde e, Oğlak Burcu'nda geri hareket yapacak. E, ve bu hareketi tabii Oğlak'ta zaten bir e, stelyum vardı. Dolayısıyla demek ki bir takım e, kurumsal işler, sorumluluklar dahilindeki konular, bir takım planlar, projeler, hesaplanması gereken şeyler, sorumluluklarla ilgili konularda... Geriye sarabiliriz düşüncelerimizi. Tekrar geriye dönüp bakmamız gerekecek. Bir eksik var belki. Bir planlama yapmak gerekiyor olabilir. Dolayısıyla yılın son günlerinde ve ocağın ilk döneminde, ilk yarısında işle ilgili konularda bazı eksikleri tamamlamamız gerekiyor olabilir. Çok aceleci kararlar almamamız gerekir. Bu genel olarak tabii ee, sorumluluklarla ilgili konuları, işle ilgili konuları, siyasetle ilgili konuları, kurumsal konuları özellikle biraz bu konularda e, bir revizyonun gerekli olduğunu gösteriyor. Ama Merkürün Venüsün yanında olduğunu da görüyoruz, yani 29'u civarında. Orada da e, yaratıcı çalışmalar var esasında, ama böyle bir revizyon gerekiyor. Yılın yıl başında 1 Ocak civarında Venüs ve Plüton'un oğlakta birleştiğini göreceğiz. Bu da biraz aşk, mutluluk, keyif veren konularda bize biraz fazla aşağı çekebilir, karanlığa çekebilir. Biraz üstümüzde baskı hissedebiliriz. Genel olarak aşkta ve ilişkilerde çünkü biliyorsunuz Venüs mutlu olmak istediğimiz şeyleri anlatır. E bu dönemde oğlakta hani çok da böyle Rahat ve yumuşak bir e, atmosferde ilerlemiyor. Bir de yeraltı e, tanrısı Plüton'la birleşiyor. Dolayısıyla hemen demek ki yılbaşının akabeyi e, ertesinde e, 1 Ocak'ta e, aşkta ve mutlu olmak istediğimiz konularda e, biraz böyle fazla derinleşebiliriz, ağırlaşabiliriz. E, duygusal alanda belki duyguları ifade etmek çok kolay olmayabilir, katılaşabiliriz bir takım çıkarlar, bir takım duygusal krizler bizi biraz yorabilir. Allah'tan 3 Ocak'ta Venüs Oğlak burcundan çıkacak, Saka burcuna geçecek. Saka'da hani çok yumuşak değil belki ama hemen o 4 Ocak civarında da Jüpiter'le uyumlu bir açısı olacak. Dolayısıyla 3 Ocak'tan sonra arkadaşlıklar, gruplar, sosyal çalışmalar biraz bize böyle daha bağımsız olma, daha yenilikçi olma, ilişkilerimizde, arkadaşlıklarımızda özgürlük arama gibi temaları arttırıyor bu. Çok hani duyguları anlatmak açısından belki çok pozitif rahat bir dönem olmayabilir ama kendimizi daha özgür hissetmek adına daha arkadaşlıklar içinde, sosyal alan içinde mutlu etmek açısından e, oldukça destekleyici olduğunu söyleyelim. 4 Ocak özellikle. 5 Ocak'ta da Güneşle Uranüs'ün Güneş, e, Güneşle Uranüs'ün bir üçgeni var. Dolayısıyla hani ayın ilk günleri de kendimizi daha böyle yenilikçi, daha canlandırıcı, orijinal e, paylaşımlara açık, sosyal paylaşımlara daha açık e, olduğumuzu söyleyebilirim. Şimdi e, bu dönemi yükselen burçlarınıza göre de kısa kısa değerlendirmeye bakalım. Şimdi yükselen koçlar açısından bu yeni ay bir takım sorumluluklara, işle ilgili konulara ya da yükselen koçların makamlarıyla ilgili, statüleriyle ilgili konulara bir odaklanma getiriyor. Dolayısıyla böyle bir dönemde e, ...kariyerle ilgili konularda bir başlangıç vurgusu olabilir. Sorumluluklar anlamında bir vurgu olabilir. Medeni durumu ilgilendiren konular dahi öne çıkabilir. Ve e, dolayısıyla iş odaklı, dikkat çekmek açısından çok dikkat çekici ve e, mesleki konuları ve sorumlulukları öne çıkaran bir durum var. Bunun yanında kişisel anlamda da önemli adımlar, başlangıçlar, cesaretler mümkün... Dolayısıyla böyle bir dönemde çok hızlı hareket etmek mümkün, adım atmak mümkün, işle ilgili konular var, şahsi konular var, belli iddiaları ortaya koymak mümkün. Ancak sözlerde, görüşmelerde, yakın çevredekilerle komşular ya da kardeşler olabilir, ilişkilerde, ziyaretlerde, evraklarla ilgili konularda, iletişimin olduğu konularda orada ...biraz daha özenli ve dikkatli olmak gerekebilir. Orada biraz fazla sataşma da olabilir ya da tartışma çıkaran konular olabilir. O bakımdan biraz e, sözlere ve dile hakim olmak daha doğru olacak. Bazı yazışmalar, belgelerle ilgili konular da stres doğrucu ya da harekete geçirici olabilir. 29 Aralık'tan sonra işle ilgili konuları revize etmek mümkün burada bir takım anlaşmalar, bir takım görüşmeler, ticaretler, bu buralarda bazı revizyonlar söz konusu olabilir. Ee, dolayısıyla aceleci davranmamak daha doğru olacak iş konularında bir yeniden bir odaklanma gerekecek. 3 Ocak'tan sonra da arkadaşlıklar alanında, gruplar içinde, sosyal alanda daha hareketli, daha sıcak daha çok paylaşımın olduğu konular olabilir gruplar içinde kadınlarla ilgili konular dikkat çekebilir arkadaşlıkları e, fakat böyle çok yakın arkadaşlıklardan ziyade hani böyle daha bireysel daha özgür olduğumuz aynı zamanda çok dip dibe olduğumuz değil de daha böyle bir grup içinde e, bir ortak amaç içinde belki olduğumuz konuları da e, olumlu yönde arkadaşlıkları, gelecekle ilgili beklentileri de harekete geçirebilir. İlişkilerden gelen destekler olabilir yükselen koçlar için. Yükselen boğalar bu yeni ayda belki olaylara bakış açılarında, düşüncelerinde biraz fazla hep böyle sistematik, gelenekçi biliyorsunuz daha böyle katı olabiliyorlar buraları bir odaklanma, belki bunları daha fazla anlatma ya da bir şekilde harekete geçirme isteği olabilir. Dolayısıyla birincisi düşünceler boyutunda, olaylara bakış açısı boyutunda, inançlar boyutunda ve belki yeni insanlarla, yabancılarla alakalı konularda bir takım başlangıçlar, bir takım yenilikler olabilir. Bu alana biraz daha bilinçli bakmak gerekiyor. Yani yükselen boğaların kendinden emin oldukları, ben böyle düşünüyorum, bu böyle olmalı gibi olayları nasıl yorumluyoruz? Bu konularda çok bir hareketlenme var, bir odaklanma var. Ancak bu dönemde ee, biraz hesapta olmayan konularda gündeme geliyor olabilir. Belki önünü görmeden attıkları bir adım olabilir. Belki bir aceleci bir durumda söz konusu olabilir. Kimi zaman böyle kontrol edilmesi zor dikkatsizliklerden ya da ihmalden kaynaklanan durumlara dikkat etmek lazım. Aceleci olunduğunda ve bu konular özellikle parayla ilgili alanda, harcamalarla ilgili konularda, finansal konularda yükselen boğaları biraz daha fazla meşgul edebilir. Dolayısıyla böyle bir dönem biraz da onların para konuları zaten son aylarda e, sürekli olarak bu e, harcamaları kontrol etmek masrafları e, kontrol etmek konusunda bir hassasiyet var bu konulara özellikle bir vurgu var e, bu dönemde 29 Aralık'tan sonra da yine bu işle ilgili konular uzaklarla ilgili konular yolculuklarla ilgili konular yabancılarla ilgili işler hep bunları yeniden revize etmek gerekebilir yeniden gözden geçirmek gerekebilir bir projeyi yeniden toparlamak e, anlamında olabilir eksik kalan şeyleri tamamlamak anlamında ve 3 Ocak'tan sonra kariyer alanında e, ve sorumluluklar alanında iş hayatında e, burada bir takım ilişkilerin, arkadaşlıkların e, destek vereceğini söyleyebiliriz Bunlar gruplarla alakalı da olabilir Dolayısıyla 3 Ocak'tan sonra yükselen boğaların hem her yerlerini hem medeni durumlarını belki bir takım evlilikle ilgili konular da gündeme gelebilir ya da statülerini ilgilendiren konular özellikle daha hareketli olacak gibi gözüküyor. Orada bir dikkat çekici olma durumu var. iş konularına da olumlu yansıyabilir bu. Yükselen ikizlere bakalım. Şimdi yükselen ikizler bu yeni ay ve bu oğlaktaki stelyum tabii onlara biraz böyle fazla krizli konular getiriyor. Sorumluluklar getiriyor, bağlayıcı durumlar getiriyor, birtakım ee, bir takım endişeleri tetikliyor olabilir, bazı finansal konuları harekete geçiriyor olabilir. Mesleki konularda daha çok böyle ortaklı işler, <laughs> i̇şte bir takım borçlar, krediler, bankayla ilgili konular, bazen paylaşımlı konular, mirasın içinde olan konular ya da eşten kaynaklanan ya da bir şekilde başkalarının paralarıyla alakalı ya da ortak durumları içinde onları daha aktive eden, harekete geçiren konular, sorumluluklar olabilir. Dolayısıyla böyle bir ciddi bakış var. Bazen de biraz endişe yaratıyor da olabilir bu durumlar. Böyle başkalarına bağlı durumlar var. Fakat yine de bu dönemde Yükselen ikizler gruplar ve arkadaşlıklar içinde, sosyal alan içinde oldukça aktif gözüküyor aynı zamanda yeni arkadaşlıklar olabilir, yeni gruplar olabilir, e, sosyal anlamda arkadaşlıklar içinde geleceğe bakmak yönünde de aynı zamanda bir şeyleri umut etmek olumlu anlamda bir hareketlilik var. Ama yine de yükselen ikizlerin bu dönemde özellikle girişimlerinde, düşüncelerinde, sözlerinde çok da fazla agresif olmaması lazım. Bazı tartışma çıkaran konular, kişisel konular onları çok tetikliyor olabilir. Bu bazen strese, kazalara, tartışmalara yol açabilir genel olarak söylüyorum. Dolayısıyla biraz fren yapmak da lazım, biraz sakin düşünmek lazım. 29 Aralık'tan sonra Ayrıca bu sözünü ettiğimiz finansal konuları yeniden yeniden toparlama, işte eşin para durumu, mali konular, borçlar, bağlayıcı konular burada biraz düşüncelerde negatife kayma olabilir, biraz düşünceler e, arasında e, fazla ciddiyet ağırlık basabilir, o biraz yorucu olabilir. Ama 3 Ocak'tan sonra özellikle eğitim alanında, uzaklarla ilgili konularda, yine sosyal alanda yeni insanlara açılmak, yeni çevrelerle iletişim kurmak, aşk hayatında belki özellikle yeni tecrübeler, yeni insanlar, arkadaşlıklar boyutunda öyle keyif veren konular olabilir. Hareket, yolculuklar, belki eğitimle ilgili konuları bunların biraz daha olumlu ve geliştirici olacağını söyleyebiliriz şimdi yükselen yengeçe geldik yükselen yengeçler açısından e, bu dönem zaten şöyle önemli yani yengeçler açısından zaten önemli çünkü oğlak biliyorsunuz e, onların yılının tam ortasına denk geliyor Dolayısıyla pek çok konuda muhasebe ve bir değerlendirme çabası içindeler yani son 6 aydır devam eden konularda da bir revizyon var ve bu e, yeni ay onların, ilişkilerine daha gerçekçi daha doğru daha anlamlı daha olgun ve dikkatli bakmalarını gösteriyor bakmaları gerektiğini gösteriyor Çünkü yengeçin biliyorsunuz böyle çocuksu biraz fazla etkilenen fazla şikayet eden bir tarafı var. Fakat oğlaktaki yeni ay sayesinde, Yengeçler görebilirler ki yani olaylar biraz böyle olgun bakmak gerekiyor. Daha ciddi bakmak gerekiyor. Bu ilişkiler üzerinden olabilir. Bu evlilik içindeki bir konu olabilir ya da işle ilgili bir anlaşmalı bir konu, ortaklı bir konu gerçekçi olmayı gerektiriyor olabilir. Dolayısıyla yengeçlerin, yükselen yengeçlerin bu dönemde biraz kendilerini aynada daha e, objektif bir şekilde ele almaları lazım. E, ya da ilişkilerle ilgili daha gerçekçi davranarak bir şeyleri de başlatabilirler bir cesaret gösterebilirler zaten bu dönemde onların kariyerlerini statülerini mesleki konuları öne çıkaran çok şey var çok dikkat çekmek için imkanına sahipler attıkları adım gösterecekleri cesaret çok yankı uyandırabilir çok adımlar olabilir, dikkat çekici adımlar olabilir. Yani böyle toplumda dikkat çekecekler ya da iş hayatları, sorumluluklar, otoriteyle ilgili konular hep onları meşgul edecek. Ama biraz böyle arka planda, düşünce düzeyinde kalan bazı hassasiyetler, belki endişeler, belki biraz korkular onların kafalarında biraz böyle çift durumlar yaratıyor olabilir. Dolayısıyla bu yükselen yengeçin biliyorsunuz endişeleri çok meşhur olduğu için <laughs> vesvese yapmaya eğilimli oldukları için biraz burada e, kafalarında bu konuları çok da fazla kurmadan biraz sakin düşünerek dikkat ederek biraz daha soğukkanlı çok kendilerini endişeye boğmadan hareket etmeleri faydalı olacak 29 Aralık'tan sonra özellikle anlaşmalı konular eşle ilgili konular İşle ilgili ortaklıklarda da bazı değişiklikler gündeme gelebilir ya da eksik kalan şeyler tekrar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla böyle bir dönemde bir anlaşmaya imza atmak belki çok doğru olmayabilir. Biraz beklemek gerekebilir. Yani Merkür'ün dönüşünü beklemek, düzgün hakeli dönmesi beklemek daha doğru olacak. 3 Ocak'tan sonra da aşkta ve arkadaşlıklarda biraz böyle karmaşık durumlar bağlayıcı durumlar ortada olan durumlar biraz e, onları biraz böyle meşgul eden duygusal olarak meşgul eden tam olarak anlatmakta zorlandıkları konular olabilir biraz arkadaşlıklar ya da aşk hayatında onları böyle bağlayan krizler olabilir e, finansal konular belki miras paylaşım yatırım gibi konulara ilgi duyabilirler Belki bu konularda bazı yatırımlar işle ilgili konular gündemlerinde dikkat çekebilir Bu belki Venüs yöneticiyse yıl yöneticisi ise falan daha fazla önemli olacaktır. Şimdi yükselen aslanlara baktığımızda da bu dönemde mesleki alana, çalışma konularına özellikle bir odaklanma olduğunu görüyoruz. Çok çalışma var. işle ilgili konular, <laughs> hizmet etmekle ilgili konular, Gayret gerektiren konular, bazen düzen, sağlık konuları ya da başkalarının sağlığı, onlara hizmet etmekle ilgili konular biraz bu yeni ay biraz ter getiriyor, çaba getiriyor, yorgunluk getiriyor olabilir biraz daha fazla enerjilerini daha iyi yönetmeleri, biraz kendilerine zaman ayırmaları da doğru olabilir. Çok çalışabilirler, bir işe çok odaklanabilirler. Bunlar dediğim gibi kurumsal konular, mesleki anlamda bağlayıcı konular, projeler anlamında çok iş var. Ve bu dönemde ayrıca onları yabancılarla ilgili konularda, uzaklarla ilgili konularda ya da akademik konular, eğitimle ilgili konularda canlandıran ve harekete geçiren pek çok imkan da var ya da yeni bir takım bağlantılar da olabilir. Bu konular özellikle grup çalışmaları açısından da onları bir süredir zaten ilgilendiriyor. Yani bu dönemde takım takımlar içinde, gruplar içinde, arkadaşlıklar içinde de daha fazla çaba sarf ediyorlar ama burada biraz soğukkanlı, biraz daha dengeli, biraz böyle sınırları da zorlamamak, tartışmalara girmemek daha doğru olacak gibi gözüküyor. 29 Aralık'la beraber ve Ocak ayında da bu sözünü ettiğimiz mesleki odaklılık, işle ilgili konuların düzeltilmesi, eksiklerin tamamlanması gerekecek. Dolayısıyla çok çalışma var ama hemen belki sonuç olmayabilir. Biraz iş, çaba, iş ortamı, düzen, sağlık, hizmet konuları bunları biraz böyle yeniden yeniden gözden geçirilmesi, toparlanması, planlanması gerekecek aynı zamanda. 3 Ocak sonrasında aşkta ve arkadaşlıklarda daha olumlu bir hava var. Bu gruplar içinde de olabilir ama yakın arkadaşlıklarda da olabilir. Aşk hayatı da birebir olarak da gündeme gelebilir. Yani biraz ikili ilişkileri, evliliği, sosyal alanı, yakın arkadaşlıkları daha olumlu yönde etkileyen bir atmosferin olduğunu söyleyelim 3 Ocak'tan sonraki günlerde. Yükselen başaklar bu yeni ayda daha çok mutlu olmak istedikleri konulara, çocuklarıyla ilgili konulara, aşkla ilgili konulara, yaratıcı konulara çok odaklı gözüküyorlar. Bu da onlara bir kendilerini daha fazla ifade etme isteği de getiriyor. Ama biliyorsunuz Oğlak çok böyle kontrolle, biraz böyle sorumluluklarla, ciddiyetle alakalı ve hırsla alakalı bir burçtur. Dolayısıyla yükselen Başakların bu aşkta mutlu olmak istedikleri konularda genel olarak eğlence içeren konularda bile fazla kastırmaları da mümkün. Çünkü başakların böyle bir kastıran bir enerjileri de oluyor yükselen başakların. Beşinci ev oğlak çünkü. Yani aşkla ilgili bir konu bile olsa onu cid, çok ciddiye alıyorlar. Ee, dolayısıyla bunu biraz görerek dikkat etmekte fayda var. Çünkü bu konular, mutluluk getiren konular, eğlenceli konular, keyif veren konular, sevgiyle ilgili konular, çocuklarla ilgili konular, yaratıcı konulara güzel bir vurgu var. Ama orada bazı demek ki kendilerini fazla hırs yaptıkları durumlarda oluyor olabilir Bu arada bazı korkular endişeler de olabilir psikolojik anlamda bu dönemde bir eşiği aşmak istiyorlar bir engeli aşmak istiyorlar bir korkuyu aşmak istiyorlar biraz bazen böyle endişeler, korkular, cesaret edememek gibi bir durum da gündeme gelebilir ve bu özellikle işle alakalı da olabilir ve işte de zaten çok rekabet ve hareket var, mücadele var ama işler böyle daha henüz tam açılmamış durumda ya da orada bir test eden, onları rekabete sürükleyen, tartışma çıkaran konular da olabiliyor. Buralar biraz işle ilgili konular, kendilerini sergilemekle ilgili konularda kendilerine biraz daha fazla güven duymaları lazım. Biraz daha rahatlamaları, gevşemeleri lazım. 29 Aralık'tan sonra üstünde çalıştıkları bir proje, bir işle ilgili bir konu, bir tasarım konusu içinde aynı zamanda yaratıcı bir konu, çocuklarla ilgili bir konu. Buralarda kendilerini daha fazla çaba sarf ediyorlar, eksikleri tamamlıyor olabilirler. Bu belki zekalarını, yeteneklerini daha fazla kullanmaya başlayabilirler ya da bunu nasıl yapabilirim üzerinde daha çok durabilirler. Dolayısıyla bu dönemde yeteneklere bir odaklanma ve bunları yeteneklerini, zekalarını, düşüncelerini çok daha iyi çalıştırma, eksikleri tamamlama kapasitesi var. 3 Ocak'tan sonra iş ortamında ilişkiler ve kadınlarla ilgili konular, güzelliklerle ilgili konular yeni bir hava kazanabilir. Yani bu dönem 3 Ocak'tan sonra belki iş ortamında yeni koşullar ortaya çıkıyor. Yeni bir iş ortamı da olabilir bu. Ya da iş ortamında gruplar, arkadaşlıklar pozitif anlamda bir takım daha eğlenceli olabilecek. Onları sosyal anlamda dahi daha fazla harekete geçiren bir durum, bir yeni bir atmosfer gündeme geliyor olabilir özellikle. Şimdi yükselen terazilere bakalım yükselen teraziler bu yeni ayda daha çok özel hayatlarına, ailevi konulara, bir takım böyle derinde kalan konulara, kendi iç dünyalarına, kendi özel hayatlarına daha fazla odaklanabilirler. Böyle bir dönemde ailevi konulara önemli vurgular var. Buralarda yeni adımlar, yeni başlangıçlar, yeni farkındalıklar da söz konusu olabilir eve yönelik bir uğraş, toprağa ilişkin bir uğraş gündemde olabilir. Gayrimenkullerle ilgili konular, toprakla ilgili konular, genel olarak aileyi ilgilendiren konular ve birtakım böyle bitişler ve başlangıçlar sanki var. Dolayısıyla çok hareketli bir dönem, aktif bir dönem ve bu dönemde tek başlarına hareket etmeleri de çok kolay değil. Ya eşlerinin fikirlerine ya da düşüncelerine de mutabık kalabilirler ya da kalmak durumunda olabilirler. ya da bir karşıtlık olabilir, davalı bir durum olabilir. Biraz onları böyle tartıştıran ya da biraz huzursuz eden konular da olabilir. Dolayısıyla ortaklık konularda dengeyi, zaten hep terazide böyle bir denge var. Biraz böyle karşı tarafın ağırlığının arttığı bir dönem. Ve bunun yanında ayrıca uzaklarla ilgili konular, içinde hareket, iletişim, yabancılar, yolculuklarla ilgili konular ya da belki içinde medya olabilir. Basınla ilgili bir konu, fikirleri ortaya koymakla ilgili bir konu, burada tartışmalı ya da onları biraz hararetli kılan biraz e, sakinlikten uzaklaştıran durumlar olabilir. Tartışmalar ya da sözler, çatış sözel e, konularda özellikle belki bu eğitimle ya da medyayla ya da yabancılarla alakalı olabilir. 29 Aralık'tan sonra da e, bu evle alakalı işler toprakla ilgili işler evdeki uğraşlar ya da evde meşguliyet içeren konuların yine arttığı gözüküyor Dolayısıyla bu dönemde ağırlık bir şeyleri daha çok başlatmak e, anlamında ama bir şeyleri tamamlayıp başlatmak anlamında çok kariyerde tam istedikleri gibi bir ilerleme de çok yok yani başkalarının e, özellikle hakim olduğu etkiler var fakat 3 Ocak'tan sonra ee, her şey biraz daha keyifli olma eğiliminde, özellikle ilişkilerde, aşk hayatında, mutluluk getiren konularda, çocuklarla ilgili bir konu olabilir, eğlence içeren bir konu olabilir, yaratıcı alanda kendilerini çok daha rahat ve akıcı ve şanslı hissedebilecekleri bir süreç başlıyor ee, Venüs'ün burcuna geçmesiyle beraber... Dolayısıyla hem sosyal alanda... Hem arkadaşlıklar anlamında... Hem de özel hayatlarında... Onları mutlu eden konuları daha açıklar. Yükselen akrepler... Bu yeni ayda... Düşünce dünyalarında... Tasarım aşamasındaki olan konularda... Bir takım plan ve projelerde... işle ilgili konularda... Daha odaklı, daha sorumlu... Daha fazla böyle meşgul durumda gözüküyorlar. Bu meşguliyet dediğim gibi bir tasarım konusu olabilir, bir yazı olabilir, bir evrak olabilir, bir kafaca onları meşgul eden bir konu. Belki kardeşlerle ilgili bir konu da olabilir, eğitimle ilgili bir konu, ziyaretler içeren bir konu olabilir. Düşünce dünyalarında oldukça aktif durumdalar ve bu dönemde çalışma ortamında da çok hareketlilik var ya da onları biraz böyle strese sokan konular. Sağlıkla ilgili bir konu, başkalarının sağlığı da olabilir. Biraz onlara yük getiren ya da meşgul eden konular var ve endişeler var. Sağlıkla ilgili konular endişe yaratıyor olabilir. Bazen böyle bir ameliyat gerektiren bir operasyon gerektiren bir durum olabilir. Kazalara biraz dikkat etmek gerekiyor ya da tartışma çıkaran konular, kardeşlerle ilgili konular, yakın çevredeki konular düşünce bazında onları biraz fazla gergin tutan konular olabilir. 29 Aralık'tan sonra da ayrıca bu sözünü ettiğimiz işler, tasarılar, projeler, sorumluluklar anlamında kafalarında çok meşguliyet yaratan konuların yine eksiklerinin tamamlanması lazım. Belki eksik kalan şeyi iyice görmek imkanı olacak. Onları tamamlama yoluna gidecekler. Bir takım evraklar, bir takım yazılar, çizilerle ilgili de olabilir bu. 3 Ocak'tan sonra eve yönelik konulara, toprağa yönelik konulara, aileye yönelik konulara daha olumlu vurgular gelmekte. Burada evde bir destek almak da mümkün olabilir, evi güzelleştirmek de mümkün olabilir, evde ee, daha fazla zaman geçirebilirler ve ee, özel hayatlarını ilgilendiren konulara da biraz daha olumlu bir etkinin geldiğini de söyleyelim. Ve bu aynı zamanda toprak gayrimenkul yatırımları da olumlu yönde etkileyecek gibi gözüküyor. Yükselen yaylar bu yeni ayda mesleki alanda para kazanma konusunda ya da harcama konusunda daha güçlü bir farkındalık içinde olabilirler. Böyle bir dönemde gelirleri düşünmek, kazançları düşünmek, işle ilgili konulara, mesleki konulara zaman ayırmak gerekiyor. Kaynakları iyi kullanmak gerekiyor. Bazen bu harcamalar yoluyla da e, ortaya çıkıyor olabilir. Dolayısıyla böyle bir dönemde biraz para konuları, kaynaklar, harcamalar öne çıkmış durumda. Ama bazı harcamalar, israflar da olabilir. Güzel olan şeyler içinde bu dönemde bir e, mail var aynı zamanda. Aşkla ilgili konulara da bir mail var. E, sevdikleriyle ilgili konulara da bir mail var. Biraz böyle vur patlasın çal oynasın yapabiliyorlar. Burada biraz ilişkiler de onları çok tetikliyor olabilir. Zaten son aylarda evlilikte ve ilişkilerde biraz böyle fazla e, huzursuzluk, gerginlik ya da onları biraz meşgul eden konular var. Dolayısıyla bu dönem onların aşk hayatına kendilerini ortaya koyma cesaretlerine önemli bir vurgu getiriyor ama sınırları biraz aşma eğiliminde de olabilirler. 29 Aralık'tan sonra bu para konuları, yatırımla ilgili konular, iş, işlerle ilgili planlar bunları bir kere daha gözden geçirmek söz konusu olacak. Burada belki bir anlaşma konusunda, işle ilgili bir anlaşma, bir Sözleşme dediğim gibi yeniden göze tekrar edilebilir ya da değiştirilebilir gibi gözüküyor. 3 Ocak'tan sonra ise gruplar, arkadaşlıklar ve özellikle eğitim konuları, ziyaret içeren konular, kafalarını böyle meşgul eden konuların biraz daha olumluya döndüğünü söyleyelim. Dolayısıyla 3 Ocak'tan sonra gerek yakın çevrelerinde, gerek aşkla ilgili konularda, onları daha dışa dönük, daha hareketli, yeni şeyleri öğrenmeye, gruplar içinde, arkadaşlıklar içinde de mutlu edebilecek bir takım tesadüfler, ziyaretler, konuşmalar artıyor olabilir. Yükselen oğlaklar doğal olarak bu yeni ayda oldukça kendilerine odaklı bir takım başlangıçlarla alakalı ve bir takım niyetler ortaya koymakla alakalı oldukça hareketli girişken bir döneme girmiş gibi gözüküyorlar. Dolayısıyla bu dönemde kendi niyetlerine odaklanmaları, kendi bedenlerine odaklanmaları, belki sağlıkla ilgili konular da buna dahil olabilir. Biraz kendilerine odaklanmaları gerekiyor olabilir. Bu dönemde başlangıçlar var, yenilikler var, cesaret var özellikle ve bu konuların bir kısmı ev ve aileyle de alakalı olabilir. Bir yerleşim durumu olabilir, bir ev kurmak durumu olabilir, taşınmak durumu olabilir. Toprakla ilgili bir konu olabilir. Aileyi, babayı içeren bir konu olabilir. Bunların biraz uğraştıran tarafları da var ama. Dolayısıyla biraz onları özellikle çalışma konularında ya da böyle enerjilerini alan konularda fazla zaten son zamanlarda yorgun durumdalar ya da çok uğraşıyorlar bunları biraz düşünmeleri biraz enerjilerini daha sistemli, planlı, biraz da gevşeyerek, biraz kendilerine de zaman ayırarak yani sağlık konusunda kendilerinin üstüne bedenlerini yormadan gevşeyerek hareket etmeleri daha doğru olacak. 29 Aralık'tan sonra da bir takım adımları, başlangıçları ilerletmek imkanı var ama hep bir eksikleri de tamamlayarak gitmeleri gerekiyor. Belki bir belgeyi düzeltebilirler, bir imzayı düzeltebilirler. Belirli bir anlaşma konusunda, bir e, bir proje konusunda eksikleri tamamlamaya çalışacaklar. 3 Ocak'tan sonra e, para ve kazançlar konusunda, iş hayatında, ticaret hayatında bazı imkanlar ortaya çıkabilir. Bu destekler kadınlarla ilgili olabilir, kadınlardan kaynaklanabilir, sosyal alanda olabilir. Dolayısıyla kendi yeteneklerini, kendi kaynaklarını, para konularını daha iyi kullanabilirler. Harcamaları da tabii bu arttırabilir bir parça. Şimdi sakalara gelelim. Şimdi sakalar açısından bu yeni ayın onların biraz geçmişten kaynaklanan ya da onları bir ölçüde psikolojik anlamda izole eden, onları düşündürten, böyle onları biraz böyle hapiste tutan, bağlatan, bağlayan e, kontrol dışı ögeleri var. Ve bu durum e, genel olarak biraz e, bu dönemde kafalarında pek çok şey olsa dahi bunları çok eyleme sokma ve kendilerini güvenme konusunda çok rahat edemediklerini gösteriyor. Dolayısıyla yükselen sakalar bu dönemde böyle biraz bekleme modundalar. Sanki böyle bir uyku modundalar. Çok e, bekliyorlar yani böyle oturma odasında bekliyorlar. Ve dolayısıyla bu biraz onları kasvet de getiriyor olabilir psikolojik anlamda. Pek çok belki düzeltilmesi, tamamlanması gereken şey var. Fakat çok şey yapamıyorlar. Bazen gizli konular, bir takım sıkıntılar, belalar da gündeme gelebilir. Dolayısıyla bu dönemde biraz daha... Ee, pozitif düşünmeye ihtiyaçları var açıkçası. Ve bu dönemde çok yakın çevrelerinde kafaca da yoğunlar belki. Yani e, hareket var çevrelerinde ama belki zihinsel konularda olabilir bu. Belki bir iç bir proje konusunda olabilir. Belki kardeşlerle ilgili bir konuda olabilir ve kendilerini ifade ediyorlar. Yani daha doğrusu etmek istiyorlar ama hep biraz tartışma çıkarak da olabiliyor bu. Ya da bir aşkla ilgili bir konu varsa yakın çevrelerinde Burada bir şeyleri zorluyor olabilirler. Biraz sınırları aşıyor olabilirler. Yani çok duygusal olarak çok sakin değiller esasında. Böyle bir dönemde çok hareket, çevreyle ilgili konular, eğitim ve iletişimle ilgili konular da var. Ama 29 Aralık'tan sonra da düşünceleri hep toparlamak durumundalar. Dolayısıyla kapalı kalan şeyler, gizli kalan şeyler, onları bağlayan şeyler çok fazla devam ediyor. Ancak 3 Ocak'tan sonra Venüs'ün Saka burcuna girmesi onları olumlu yönde ilişkiler anlamında hayattan mutlu kılmak, mutlu olmak, tatmin olmak yönünde daha olumlu yönde etkileyecek. Dolayısıyla aşk ve arkadaşlıklar 3 Ocak'tan sonra daha olumlu seyretmeye başlayabilir. Kendilerini anlatmaları, kendinden memnun olmaları da kolaylaşacak. Yani o depresif taraf geri planda kalmaya başlayacak 3 Ocak'tan sonra yavaş yavaş. Balık burcuna da bakalım. Balık bu yeni ayda gelecek konusunda, iş hayatında özellikle işle ilgili konulara odaklı, hedeflerine odaklı, umutlara odaklı bir tempo içinde belki gruplar içinde, arkadaşlıklar içinde daha fazla şey yapıyor olabilir. Bir takım çalışması içinde olabilir. Mesleki alanda bir takım yenilikler, aktiviteler olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla düşüncelerini toparlıyor, meslekle ilgili konulara, gruplarla ilgili konulara odaklı, ve aktif bir dönem. Özellikle de para konularında, iş konularında cesaret gösteriyor olabilirler. Böyle bir dönemde biraz harcamalar da artıyor olabilir ya da yeni işle ilgili yeni adımlar, cesaretler içinde olabilirler. Kendilerine ne kadar cesaret gösterirlerse zaten o kadar da ilerleme olacak. Ama bir kısım enerjileri hep yuvaya, eve, aileye de gidiyor olabilir. Ya da toprakla ilgili bir konu, evde uğraştıran bir konu anlamında da olabilir. Bu zaten uzun bir süredir onları meşgul ediyor. Yani biraz ev içinde harcamalar, aileyle ilgili konular, toprakla ilgili onları meşgul eden konular da olabilir. 29 Aralık'tan sonra da yine gruplar içinde iş hayatında içinde kurumsal konuların olduğu planlamanın olduğu konularda e, bir revizyon gerekiyor olabilir Belki bir değişiklik olabilir planları geri değiştirmek gerekiyor olabilir bir grup çalışması ile alakalı bu değişim söz konusu olabilir 3 Ocak'tan sonra ise aşkta e, biraz muallakta kalan durumlar olabilir çok e, anlatamadıkları belki etkilendikleri ama çok rahat kullanamadıkları enerjiler var. Orada biraz gizli kalan durumlar, muallakta biraz böyle platonik konular, aşk belki anlamında, belki para konuları, harcama konuları da var ama bunları da çok iyi planlayıp yönetemeyebilirler. Dolayısıyla hem parada hem aşkta onları mutlu etmelerini istedikleri konularda biraz kontrol kaybı olabilir. Evet. bu videonun da sonuna geldik ve bu aynı zamanda 2022'nin de bir bakıma yeni ay, dolunaylar açısından son videosuydu. İnşallah bu yeni yılın şimdiden hepimize güzellikler getirmesini diliyorum. Çok teşekkürler. İyi günler.